Selamun aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün ne yapıyoruz? Bugün artık biliyorsunuz havalar soğudu ve hastalıklar yavaş yavaş gelmeye başladı. Yani benim sesim bugün kısık ama aslında hastalıktan dolayı değil. Size anlatsam kimse inanmaz belki. Şimdi tarifimizden kendime geçtim. Benim sesim neden gitti? Hambeles var. Bizim Hatay'da hambeles diyorlar. Sizin orada var mı bilmiyorum. Böyle ufak ufak meyveler. Şekere çok iyi geldiğini biliyorum ve çok lezzetli biz alışmışız diye. Şöyle birkaç tane, 10 tane kadar yedim. Ufak ufak zaten. Onu yedikten sonra bende genzleme kaçmadı ama bir öksürük başladı. Ve o öksürük beni çok zorladı. Hep gıcık bir öksürük oluşmaya başladı. Akşamdan sabaha kadar hiç uyuyamadım. Öksürükten kendimi zorladım ve boğazımı tahriş yapmışım. O derece. Yani kime anlatsam herkes der ki bu nasıl yani? Hambeles her zaman yiyorum, herkes yiyor ama böyle olmuyor. Acaba içinde mikrop mu vardı, ne olduğunu bilemedim. Yani benim sesim o sebepten dolayı böyle. Öksürmekten Evet, aslında. bayağı beni etkiledi ve baş ağrısı bile yaptı bende. Bana geçmiş olsun. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Ne yapıyoruz bugün? Ev şurubu, doğal bir öksürük şurubu. Yani iltihaba karşı, bronşite karşı, gribe Gribe karşı bir karşı. öksürük şurubu hazırlayacağız. Tavamızı ocağa koyduk, tenceremizi ve altını açtık böyle. Ve ne yapıyoruz burada? Önce 5 kaşık şeker koyacağız. 2, 3, 4 ve tam 5 kaşık şeker şurubumuzu yapmak için. Şimdi önce şekerimizi karamelize yapacağız. Aşama aşama sizlerle paylaşacağım. Şimdi burada amaç şekerimizi karamelize yapmak. Erimeye başladı. Evet. Şekerimiz karamelize oldu. İçerisine bir su bardağı kaynar su ilave ediyorum. Şimdi sayın takipçilerim böyle kaynıyor şu an. 9 tane defne yaprağım var burada. Güzelce yıkadım, kuruttum. Şu an hazır. Siz kuru da kullanabilirsiniz. Şimdi şurubumuzun içerisine atıyorum bunları. Ama şimdi ne yaptık? Ocağımızı yavaş ateşe aldık. Yavaş aldık. Ve burada ne yapıyoruz? Tam şöyle 4 dakika kadar onu yüksekte değil yavaşta kaynatacağız böyle. Aroması çıkması için bunun. Defne yaprağı, bronşit, iltihap, nezle, grip için çok iyi geliyor. Şimdi bunu güzelce aroması çok güzel çıkmaya başladı. Kokusu buram buram. Sayın takipçilerim tam 5 dakika yavaş ateşte kaynattık. Şimdi altını kapatıyorum ve demlenmeye bırakıyorum böyle. Bu şekilde. Bu burada demlensin. Burada ne yapacağız? Burada bir tane bir adet limonumuz var. Bir de bir tatlı kaşığı karbonat. Bunu ilave ettim. Bunu işte ne yapacağız? Limonumuzu karbonatla yıkayacağız. İnce, iyice. Ne yapacağız? Böyle ovacağız. Karbonatlı suyla. Bizim limonumuz organik ama yine de Evet pazardan aldığımız limonları. bu yedi veren. Bu en güzel limon yedi veren. Şimdi bir adet limonumuzu ne yapıyoruz? Önce şu kısmını kesiyoruz. Buna ihtiyacımız yok. Şöyle iki parça. Şöyle. İki parçaya ihtiyacımız var. Bunu da suyunu sıkacağız. Şekersiz tarif isteyen takipçilerimiz için de Evet inşallah yine yakın zamanda sizlere şekersiz yani benim gibi şekeri olan kişiler yeni bir tarif yani geçen sene yaptığım bir tarif çok güzel ve çok faydalı, şifalı. Onu da inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. bu çocuklar için çok rahat olur. Evet. Bunu da atmıyoruz. Bunu bulaşık makinesine koyuyoruz. Aroma versin diye. Şimdi şurubumuz soğudu. Bunları alıyoruz. Bu defne yapraklarını. Kavanozumuza süzgeçten süzüyoruz böyle. Şimdi şurubumuzu süzdük. Bu şekilde. Bir tane limon suyumuzun da süzüyoruz.
Limon suyumuzu süzdük. Karıştırıyoruz. İyice karıştırdık. Ve ne yapıyoruz? Bu iki parça ayırdığımız limonları içine atıyorum. Şimdi bunları koyduk. Şimdi sayın tavçiler, bu böyle şurubumuz hazır. Bunu bir gece bekletip ondan sonra tüketebiliriz. Yetişkinlerde günde 3 yemek kaşığı. Sabah, öğlen ve akşam. Çocuklar için, yani bebekler için değil. Sabah bir tatlı kaşığı, akşam bir tatlı kaşığı verebilirsiniz. Bu şurubumuz akciğeri temizliyor ve bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Bu defne yaprağı özellikle. Limon da aynı şekilde. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Kapağını kapatıyoruz bu şekilde. Normal, şimdi havalar zaten serin. Şöyle oda sıcaklığında birkaç saat bekletelim. En azından 5 saat bekletelim. Sonra isterseniz bir gün bekletin. Daha iyi olur. İlerideki zamanda inşallah daha değişik değişik şifalı şuruplar yapmaya çalışacağız. Bugün benden bu kadar. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olmak için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yarınki videomda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.